İyi akşamlar sevgili takipçilerim, sevşinüz geldi. Hazırsanız konularım hemen bomba gibi başlıyorum. Ee, astrologlar gerçekten hani e, biraz hepimize fantastik gelse de gökyüzündeki gezegen kolumları işte bir takım şeyler çok meraklı değilim aslında astroloji ama ne dedilerse çıkıyorlar ee, ünlü işte siyasi figürlerden duyacağımız kayıplar olabilir dediler. Bakın e, Putin'in bir ara e, yedi iş işte, dahili gitmeyen Prigojon Prigojoni mi neyse onu biliyorsunuz yok ettiler ortadan kaldırdılar. Sonrasında aman dikkat kazalara e, sudan gelen kazalara falan dediler. Bugün iki tane tekne kazasından bahsedeceğiz. Önce Demet Akalın Demet Akalın e, arkadaşlar Didim'e konser için gidiyor. Gittiği sırada e, işte zannedersem Bodrum'da mıydı? Bodrum'dan herhalde deniz yoluyla geçmek istedi bir kaza geçiriyor ve kaza geçirdikten sonra alnında bir şişlik, herhalde bir şok yaşıyor. Nasıl sağ kurtulduğumuzu anlayamadık diyor. Ölümden döndük resmen diye açıklamalarda bulunuyor sosyal medyasından. Demet Akalın'ın biliyorsunuz 2-3 gün önce de kızıyla ilgili bir kaza geçirdi kızı. Kızı kapıya elini sıkıştırdı. Eli yazık şişmiş falan. E, o kötü fal çıktı diye. O kötü fal o zaman mı çıktı? Şimdi mi çıktı? Neydi o falın detaylarını vermedin bize sen Demet? E, öncelikle geçmiş olsun diyorum Demet Akalın'a gerçekten. E, Allah kimsenin başına kaza bela vermesin. Kolay şeyler değil arkadaşlar. Zor imtihanlar. E, ama <laughs> bu aralarda takık durumda biliyorsunuz Tuba ikinci teker kadar kafaya ne olacak diye. <laughs> o da öyle bir gönderme yapıyor. Ya bu kadar da olmaz ama yani ne bileyim cenazeyle, hastalıkla, kazayla espri olmaz arkadaşlar. Ee, bence birazcık amacını ve maksadını aşıyor diye düşünüyorum. Tuğba ikinci. Ee, şimdi bir kaza geçirmiş. Onun şokuyla da sosyal medyasından sevenlerine bir duyuruda bulunmuş. Yani işte saniyeler içinde battı diyor. Nasıl sağ çıktığımızı anlayamıyor, anlayamıyorum diyor. Verilmiş sadakamız varmış diye yazık işte korkusuyla paniğiyle onu da sevenlerine duyurmuş. Kara bulutlar geziyor Demet Akalın'ın tepesinde. Merkür'ün Geri gidişi pek Demet takalına yaramadı. Vallahi ee, e, falcılara gideceğine bir düzgün astroloğun olsun Demet Hanım. Ee, gezegen konumlarına göre hareket et bence. Etkili oluyor diye düşünüyorum. Kız yoksa seni gülden karaböceğin ahı mı tuttu? Ee, kadına verdin, veriştirdin başına gelmeyen kalmadı. Ee, bazen de başımıza gelen her türlü sıkıntılı olayda Kimin canını yaktık diye soracağız kendimize. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bakın Demet Akalın'a herkesin başına gelebilir kaza. Öncelikle onu söyleyelim. Yani bu bundan bir mana çıkarmak, bundan bir şey çıkarmak tabii ki doğru olmaz ama genel anlamda konuşuyorum. İnsan başına bir şey gel, kötü bir şeyler geldiğinde acaba nerede neyi eksik yapıyorum diye düşünse her insan ama sadece Demet bağlamında söylemiyorum. Gerçekten. Hayat daha bambaşka olabilir. Evet Demet Akalın'dan sonra hemen diğer e, Sabancı ailesi. Sabancı ailesi de çok enteresan bir güne uyandılar. E, Ali Sabancı ve eşi çok sevdiği eşi. Dünyaya bir daha gelsem onunla evlenirdim diyor. Aralarındaki aşka bakar mısınız? Vuslat Doğan Sabancı kaza geçiriyorlar. İkisinin de yüzü çok feci durumdaymış arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim kaza bela evlerden ırak. E, zannedersem e, yatlarından Limana mı yaklaşacaklar o bot var ya sürat tekneleri herhalde kayalara çarpmış. Lodos mu vardı rüzgar mı vardı bilemiyorum ama o feci kazada önce orada ilk müdahaleler yapılmış. O teknede 6 kişi varmış sürat teknesinde. 3'ü yaralanmış birinin durumu ağırmış Yunanistan'dan aldığımız haberlere göre. Ama onlardan da kamuoyuna bir açıklama geldi Sabancı ailesinden de ikisinin de Hayati tehlikesi yok. İyiye doğru iyileşiyorlar diye bir açıklama geldi o cepheden. Ee, zannedersem e, Dalağa alınmış e, Ali Sabancı'nın e, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Doktorlar Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu e, Dalağının alındığını Kaza sırasında yüzünden de Ağır darbe aldığını belirtmişler Entübe edildi diye duymuştum Ama zannedersem Ambulans uçakla şey alınmışlar Bodrum'dan İstanbul'a getirilmişler. E, tabii güç olanak yani e, zenginlik e, sani, e, ne derler aynı gün içerisinde e, Yunanistan'dan Bodrum'a, Bodrum'dan İstanbul'a hemen naklettiler. Demek ki durum ciddi ki İstanbul'a kadar getirdiler. Yani tabii ki e, ister istemez aile güçlü olduğu için bir takım şeyleri saklamak isteyebilir. Çünkü iş dünyasının tanınmış simalarından birisinin e, sağlık durumu o şirketin de komple her şeyini etkiliyor arkadaşlar. Çok geçmiş olsun diyoruz. Yani bebek sevincini daha Sabancı ailesi doya doya yaşayamamışken böyle bir şeyle karşılaştılar. Niye diyeceksiniz? Hacı Sabancı'nın eşi e, Nazlı Sabancı kızları e, Arzu Alarayı kucağına almıştı ve. Ee, Nazlı Sabancı'nın e, kayınvalidesinin adını verdi. Arzu Sabancı'nın adını vermişti kızına da. Tam onun mutluluğunu yaşayacaklar ki bütün Sabancılar şok geçirdiler. Böyle bir kazayla. İşte e, görünmez kaza demeyelim buna ya. Sürat teknesi, gece mesela Demet Akalın'da işte e, daha hızlı ulaşırız diye herhalde oradan oraya e, tekneyle geçmeyi e, düşündü. Sahneler içinde battı diyor tekne. Yani Deniz ee, çok büyük bir nimet olduğu gibi de bazen de çok da tehlikeli olabiliyor. Eğer işin ehli insanlar sizi götürüp getirmiyorsa o yüzden bir şey yani çok gözü de karartmamak lazım. Yalnız e, Ali Sabancı yazık ya bir e, şeylerine denk geldim konuşmalarına. Ne kadar eşine aşık, e, eşine aşık insanlara ben daha böyle bir şey bakıyorum, layip bakıyorum. Allah ikisinin de yardımcısı olsun. Umut ediyorum yüzlerinde fazla derin izler kalmaz yüzünü geçtim hayatlarında fazla derin iz bırakmaz inşallah ee, ikisi bir hani bir tanesi kaza geçirse diğeri onunla ilgilenir İkisinin de kaza geçirmiş olması ve o kazadan ikisinin de yaralıyor olması e, çok kötü umut ediyorum onlar için en kısa zorunda sağlıklarına kavuşmalarını dedikten sonra. Disney Plus'ta Atatürk'e ambargo uygulandı diye yer yerinden oynamıştı. Dizinin reklamı oldu biliyor musunuz? Çok enteresan. 29 Ekim'de Fox TV'de ekranlarında olacak. Sonrasında da sinemalarda iki bölüm şeklinde olacakmış. Ve sonrasında 2024 yazında da tekrar Fox TV'de iki bölüm birden yayınlanacakmış. Sen ne dersem Disney Plus'a dizi olarak e, e, yapıldığı için orada da diziler 8-9 bölüm oluyor. Uzun oluyor. Tek seferde onu film haline getirememişlerdir. Çok uzun olur diye. İki bölüm yaptılar zannedersen. İlk bölümünü biz e, Fox TV ekranlarında ve tüm dünyayla, tüm dünyada sinemalarda yayınlanacakmış arkadaşlar. O kadar çok ülke saydılar ki tüm Balkanları, Hollanda'yı, Belçika'yı tüm Avrupa ülkelerini işte e, Arap e, ülkelerini Amerika ile birçok yerde görüşüldüğünü falan, dünyanın her yerinde de sinemalarda var olacağını, Disney Plus'ta da ilgili çok ufak bir konuşma geçti. Yok işte yerel yapımlarla ilgili böyle bir kararları var. Sadece bize değil tüm dünyada falan gibi bir açıklama oldu ama pek ikna edici bir açıklama olmadı. Ne mana yerel derken, yerel derken dünyanın tanıdığı bir liderden bahsediyoruz. Onun hayatına konu alan bir biyografi filminden bahsediyoruz. O zaman birçok film ve dizi yayınlanamaz. Birçok biyografi filmi var. Ben Netflix'te Rusların kahramanı neydi? Kurşunlanarak ölen kralları. Onun biyografi filmini izlemiştim çok da etkilenerek. Birçok biyografi film izledim Netflix'te de. Hemen hemen de bu platformlar birbirlerinin aynısı gibi bir şey yani. Belki de ne derler hani kimseyi küstürmemek adına işte yok işte Ermeni lobisini de çok büyütmemek lazım. Onlara çok büyük payeler vermemek lazım gibi. Orada bakın haklı olabilirler. Amacının dışında onları çok güçlüymüş gibi göstermenin de doğru olmadığını söylediler ki haklılar. Ama ben gönül isterdi ki her şerde bir hayır var. Bakın her şerde bir hayır var. Belki bu durum... Diziye ya da filme ne adlandırırsanız çok olumlu bir yönde reyting olarak dönecek. Bir merak uyandırdı. E, fragmanları da yayınlandı. Filler diken diken. Yalnız Atatürk'ün babasıyla olan o replik konuşma tarzı niye öyle aksanlı şiveli yaptılar orasını anlamış değilim. E, Atatürk son derece birkaç dil bilen e, eğitimli bir liderimiz, kurucumuz. Onu niye öyle çocukluğunda sanki böyle buba muba gibi böyle bir, bir konuşma geçiyor babasıyla ilgili. Ali Rıza Bey'in de öyle bir ne bileyim şiveli konuşan biri olduğunu düşünmüyorum. Her neyse izleyeceğiz, göreceğiz kararımızı ve ee, düşüncelerimizde ondan sonra söyleyeceğiz. Ay dün sormayın delireceğim arkadaşlar. Ya bu telefon alıp böyle var ya buruşturup kıracağım. Acaba diyorum hani 50 map yani yüksek çözünürlüklü kaydediyorum ondan mı alan kalmıyor falan diye. Ee, şu son bir haftadır böyle bir sıkıntı yaşıyorum ne olur kusuruma bakmayın dün çatanadak bitti sonunda sizlere ee, Allah'a ısmarladık diyemeden ama ee, baktım kesilmiş 47 dakika sonra Allah'a ısmarladık diye tekrar bir video çekip bir dakikalık ekleyeyim dedim inanın ekleyemedim saatlerce uğraştım telefonda silmediğim şey kalmadı alan yok alan yok onları yapıştırmak için programa atmam gerekiyor e, attığınız programdan tekrar e, fotoğraf dosyasını aktarılırken Alan yok diyor. Yani hiç şu anda ne resim bıraktım ne video bıraktım. Bir tane videoya alan açamıyorum. bir Bugün gidemedim. Bir telefoncuya gidip göstermem lazım. Telefona bir e, enteresan bir enayilik oldu. Çözemiyorum. O yüzden dün için kusuruma bakmayın. Ay dün bir de kaptırmışım daha ne konuları konuşuyordum. E, şey söylemezsem olmaz sunucularından e, kızın adı neydi bak gelmez şimdi onunla ilgili yarım kaldı. Heliberi ile ilgili dünyada Hollywood'dan bir e, dram var hayatından. Onunla ilgili haberde yarım kaldı. Neyse her şeyde bir hayır varmış. Dün çatanadak bitmesinin nedeni ondan arkadaşlar. Çok enteresan bir tane video baktım. 2.50 GB. Yani mümkün değil onun telefonu doldurması ama artık ne telefona bir şey yaptı güncellenemiyor mudur nedir bilemiyorum böyle bir sıkıntı yaşadım yarın çözerim diye düşünüyorum o yüzden bugün 40 dakikayı geçirmemeye özen göstereceğim umut ediyorum bir sıkıntı yaşamayız dedikten sonra evet devam ediyorum arkadaşlar çok uzun uzaya bir video çekmek o yüzden istemiyorum çünkü olmuyor yani Ebru Şancı geldi aklıma. işte Ebru Şancı sos Şancı sosyal medyasında biliyorsunuz kocasıyla ilgili görüntülerini falan paylaşıyor. İşte Kötü bir kahvaltı hazırlamış o da bu mukayese etmiş annesinin kahvaltısıyla falan işte o da esprili bir dille böyle beceriksiz kadınlarda koca buluyor demiş ay birileri de yapıştırmış biz dört başı mamur kahvaltılar hazırlıyoruz da ne oluyor iyi yapıyorsun öylesi yaranıyor falan demişler e işte bir şekilde bir etkileşim olmuş sosyal medyasında ama kimler geldi, kimler geçti kulağının bir kenarına küp olsun bak ne güzel bir ailen var. Çok fazla afişe etmek, çok fazla TikTok'a ya da ne bileyim sosyal mecralara döktüğünüz zaman göze geliyorsunuz, negatif enerjileri topluyorsunuz ve hiç de iyi yerlere gitmiyor. O yüzden ne yaşıyorsanız ee, ne derler? Mahreminizde yaşayın. Onu göz önüne dökmeyin. Sonra ne mutlu kadın diyorlar. Negatif enerjileri üstünüzde topluyorsunuz. Belki farkında değilsinizdir. İzliyorsa buradan bir öneri olsun. Yapma. E, sen kendi iş hayatınla e, özel aile hayatını ayır. Ekranlardan daha mutlu olursun. Ne açısından hani küçük bir tavsiye. Ay dünyanın en güzel kadınlarından kedi kadın e, Halle Berry ki e, Oscar almış ilk siyahi Afro kadın olarak Amerika'da ay ne dram bir hayat hikayesi var. Hiçbir ilişkisinde yüzü gülmemiş. Üç evliliğinin üçünde de ya ihanete uğramış ya dayak yemiş. Her birinde kulağı patlamış ve kulağı az duyuyormuş. Şiddet görmüş. Son evliliğinden de ayrılmak için üç yıllık evliliğinden 8 sene uğraşmış. Kadın boşanıyor bir de kadına 8 bin dolar nafaka ödemeye mahkum ediyor mahkeme. Ay bu kadar bir ilişkide bir kadın mağdur olur. Hollywood'da ilk defa böyle bir şey yaşamış bir kadının e, nafaka ödediği ilk defa görülüyor. E, e, eşi de Fransız asılı bir oyuncu. E, oğlunun formasından tut her şeyine kadar bu karşılayacakmış. Tüm projelerinden de yüzde üç e, onlara pay verecekmiş. Çok enteresan bir boşanma davası. Hollywood bunu konuşuyormuş arkadaşlar. İşte davulun sesi uzaktan hoş görünüyor. Hiçbir şey e, dört dörtlük olmuyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Ne mutlu insanlar diyorsunuz ama içte bambaşka şeyler dönüyor. O kedi kızda izlediğimiz o hırçın vahşi kadın düşün kocasından dayak yiyen bir kadın. Yani düşününcesi dünyada da böyle sadece ülkemizde değil ya bu kadınların erkeklerden çektiği nedir? O yüzden seviyorsanız aşıksanız onu sarıp sarmalayın gözlerden uzak yaşayın. Gözler önüne seriyorsanız onu siz sevmiyorsunuz zaten başkasına gösteriş yapıyorsunuz demektir. Var öyleleri şimdi neyse bana isim saydırmayın yeni bir e, polemik konusu olmasın devam ediyorum uzun uzuna bugün konuşmayacağım. Ay, e, çok enteresan bir gafa imza attı. E, Kibariye tabii ki magazin sayfaları cesaret edip konuşabilir mi bilmiyorum ama AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü programında sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye düşün protokol var. Orada bakanlar var, Cumhurbaşkanının e, ve eşinin yanında çıktı sahneye. E, hiç yani işte bunun ya iletişim uzmanlarının çıkıp onu kere o kadının cehaletini bilmeleri lazım. Kibariyenin de bu cehalet de değil benze. Boş boğazlılık. Sen onca bir protokolün önünde sanki mahalle arkadaşlarınla e, kapkaçtan gelir gibi resmen dedi ki inanamıyorum yani. Önce işte yenge menge dedi Emine Hanım'a. Sonrasında e, yani inanılır gibi değil. Öyle saçmaladı ki ben böyle nutkum tutulmuş şaşkınlıkla baka kaldım kadına yani o yüzden e, ağzından çıkan kelimelerin e, hiç bence e, şeyin de yüzü düştü cumhurbaşkanının da yüzü düştü ondan sonra e, nasıl kopardık mı dedi ne dedi böyle saçma sapan kapkaçtan geldi kadına <laughs> ay inanamıyorum ya aynı böyle bir saçma sapan bir cümle kurdu İnanamadım yani e, bence en azından oraların organizasyonunu yapanların e, protokolün bir devlet geleneği diye bir şey vardır. Devlet kültürü diye bir şey vardır. Bir cumhurbaşkanının bu kim olursa olsun istiyor, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da olsun başkası da olsun bir cumhurbaşkanının önünde mahallede mahalle arkadaşlarına konuşuyormuş gibi konuşamazsın. Yani uslubuna dikkat etmek zorundasın. Çok büyük gafa gaflar yaptı yani kibariye hiç de hoş olmadı. Ay, söylediği kelime bakar mısınız car car konuşan kadın bazen tutukluk yaparım gelmedi. Hatta bununla ilgili bir sistem de aldım. Onur Akay da bana sistem etmiş. Benim adım mı işte bili, söyle sürekli bilemeyen birileri ona herhalde mesaj atmış benimle ilgili. Arkadaşlar bu kişisel algılamasın. İsimleri tutamıyorum. İsim hafızam gerçekten çok zayıf. Bazen en ünlü dediğiniz insanın ee, ismi de aklımda kalmıyor. Yani o yüzden bu, bu yanlış anlamayın bir takım şeyleri hafızamda tutamıyorum. Bu benim biraz hafıza problemim olduğunu gösterir. Bazıları bunu kibirden algılıyor. Sanki onu önemsemiyorsun da ismini bir hayır. Bazen çok çok ünlü bir oyuncunun da adı zam o konuda konuşurken gelmiyor. O yüzden Onur Akaya da buradan selam olsun. Öyle bir e, alınganlık e, göstermiş. Sonrasında e, evet dedi siz yorumcusunuz dedi. Haberi kendi haberiymiş gibi kullanıyor diye de söylemişler zannedersem. Ay biz burada kimsenin haberini e, alıp da benim haberim diye ilk ben sunuyorum diye paylaşmıyorum. Ben zaten e, gündemde var olan e, kamuoyuna yansımış magazin haberlerini değerlendiriyorum onların üzerinden bazen de hangi sayfadan aldığımı da zaten söylüyorum kesinlikle benim haberim ben zaten etimle budum da ben haberci değilim yayıncı değilim benim muhabirlerim yok benim maaşlı elemanlarım yok benim böyle bir imkanım da yok o yüzden kimse e, lütfen yanlış değerlendirmesin hemen şöyle geçiyorum diğer haberlerime e, Yalıçapkı'nın setinde ilk günde çiçeklere boğmuşlar e, Afra Saraçoğlu'nu. Bunu da çok mu fazla pop popluyorlar? Bir diziyle tutuyorlar Allah'ım yeri yerinden oynattı sanki. Şeyma Subaşı şeyma subaşı çıktı e, sosyal medyasını yönetecek ilgilenecek birisini menajer gibi veya da işte birilerini arıyorum dedi. İlk defa böyle bir şey yapıyorum dedi ama onu anlatırken bile işte e, o m -g bir saat anlatamadı. Onu da tiye almış sosyal medya fenomeni Meriç Keskin. Onun videosunun işte bir şekilde filtrelerimi düzenleyecek. Yani onu dalga geçmiş işte bilmem neyimi yapacak. Sosyal medyada ister menajer olur ister bilmem ne olur birini arıyorum diye. Ay buradan duyurulsun kadın Avrupa Avrupalarda, Mısırlarda, orada burada benim ülkemde de benim işlerimi takip edecek birine ihtiyacım var diye anonsa. iş eleman arıyor yani buradan sosyal medya uzmanlarına duyurulur. Bir şekilde bunu yapacak ekipler de vardır. Yani aslında böyle amatörce bunu sosyal medyadan aranılmaz zaten. Sosyal medya Uzmanları var, bu işini profesyonel yapanlar var, ekipler var. Öyle biriyle bir iletişim haline geçebilir ama herhalde anladığım kadarıyla şeyde fos çıktı. Hani paralıydı maralıydı ya bir ara e, ne oldu? Oradan pek de bir şeyler çıkmadı herhalde. Ama konuşturuyor işte kendini. Yani Abuklukluklar konuşuluyor. Enteresan bir şekilde düzgün işini yapan e, klas insanlar zaten magazine malzeme vermiyor. Abukluk nerede bir abukluk var o, o konuşuluyor gündemde. Ebru Gündeş de hiç değişmedim diyerek, hiç değişmedim doğrudur diyerek bir TBT paylaştı. Ee, i̇lk çıktığı yıllarda 17 yaşındaki halini, resmini yanına da şimdiki resmini koymuş. Ee, acaba yüz olarak mı değişmedim diyor, karakter olarak mı değişmedim diyor. Bu resimle neyin değişmediğini söylüyor. Muhtemelen yüz hatlarının değişmediğini söylüyor ama e, yüzünde değişti, bakışında değişti. Oradaki o saf, masum, temiz kız kaldı mı ya? Aa, şimdi kurt gibi bakıyor. Yani. Botokslardan ama o bile şeytan gibi bakıyor vallahi hiç. E, o koyduğun resimdeki masumiyeti yanındaki resimde ben göremiyorum. Güzel seslisin kabul ediyorum ama hayat hepimizi kirlettiği gibi seni de kirletmiş Ebru'cum. O yüzden bu e, paylaşımın bence biraz askıda kalmış. Söylemezsem olmazın çil gibi çil yavrusu gibi dağılan sunucularından e, P Pınar Eliç'e demiş ki Allah seni bulunduğun bir ortamdan uzaklaştırdıysa, onların sun, sunduğu zehri, e, zehirde, of okuyamadım, onların sunduğu zehirden koruduğu içindir. Arkana bakmadan kalk git ve devam et diye. Acaba bu zehiri sunanın yanındaki partnerlerim olduğunu ima ediyor, yoksa beyaz TV mi olduğunu ima ediyor, yoksa söylemezsem olmazın e, yönetimini mi? ima ediyor. Kime gönderi? O da böyle bir paylaşısı var. Bunu eskiden paylaşmış. Ne dersem ilk daha ayrılmadan önce paylaşmış ama geri gündem olmuş bu açıklaması. Pınar Eliç'e böyle bir sistemde bulunmuş hayatım söylemesem olmazdan kimleri yediler bitirdiler. Sana bırakırlar mıydı? Sen de ne bekliyordun yani? Ee, benim anlamadım Bilal e, Özcan'la çok samimiydi. Ne oldu da Bilal Özcan'la arasına kara kedi mi girdi de Selen Görgüzel'i partner olarak aldı. Bilal Özcan da çok fena. Kurtlar sofrası derler. Tam kurtlar sofrası. Asıl bombayı bir cam bali patlatacak. Bakalım. Diğeri zaten biliyorsunuz kısmetse olduğunun sonucusu oldu. Hop Öykü Sertler'in ayağını kaydırdı. Bakalım Pınar Eli Çekim'in ayağını kaydıracak. Hele anakondaların şahı. Ee, bakalım şey ne yapacak. Çok merak ediyorum. Bir cam bali. Bir de böyle burun kıvırda magazin hayatına nokta koyuyorum falan dedi ana haberlerimi sunacak veya gündüz kuşağı programımı yapacak acaba e, ne gibi bir program yapacak da başarılı olacak çok merak ediyorum sen yapsan yapsan gene magazin yapabilirsin onun bir tık ötesini becerebilir misin hiç sanmıyorum ama yeni sezonda olacak mı olursa nasıl bir programda olacak çok çok merak ediyorum Serdar Ortaç dün de konuştuk İşte köye gideceğim namaza başlayacağım işte son bilmem neyimdir, şunumdur, bunumdur diye manşetleri yine süslüyor. Duygu karmaşası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Allah kime ne kadar ömür verecek? 5 sene sonra, 10 sene sonra diye tarih vermek, e, yarın ölmeyeceğimizin garantisi var? Hele de şöyle bir dünyada ne kadar ömür düştü Allah kim bilir? Biz planlar yaparız da yukarıdaki merci e, nereye kadar biz o planları yapabilmek için zaman tanır? Onu bilemeyiz ama e, bu onun e, duygu karmaşası içerisinde olduğu, hatta e, psikolojisinin iyi olmadığını gösteriyor. Bence acilen psikolojik bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Serdar Ortaç'ın hala da TikTok'tan yayınlar yapıyor. Yani enteresan geliyor bana arkadaşlar. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama farkında mısınız ünlüler dünyasında yıldızların sonları iyi olmuyor. Birçoğunun çok nadir böyle huzur içerisinde yaşlanıp e, ölen. Yani Allah hepimizin sonunu etsin ama ya biri Deliriyor, ya böyle bir kafayı yiyor, ya böyle bir sıyırıyor, ya tatminsizlik içerisinde oluyor, ya bunalıma giriyor. Yani şöyle ne bileyim, elini, ayağını düzgün şekilde çeken, starlardan büyük starlardan bahsediyorum, çok nadir. O yüzden kudurmamak lazım. Ee, hayatı da birazcık kontrollü yaşamak lazım. Ee, bir teraziniz olacak. Yaptıklarınızı ölçüp tartabileceğinizi kendi iç kişisel dünyanızda yoksa hayat çok geçici. O yüzden kapılıp hırslarımıza, egolarımıza yenik düşmemiz lazım diyorum ve sizleri çok seviyorum anacığım. Her nereden izliyor olursanız olun kalbim sizlerle kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Umut ediyorum. Ee daha daha güzel haberlerle bu yeni sezonda eylül hızlı başlayacak gibi geliyor. Güzel haberlerle birlikte oluruz. Bakın işte yangınlar, seller, işte ne bileyim kazalar, bu tarz konular değil de gülebileceğimiz espri yapabileceğimiz, hayatın bu sıkıntılı süreçleri içerisinde sizlere tebessüm ettireceğim haberlerle birlikte oluruz diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın. O güzel yorumlarınızdan sevoşunuzu mahrum etmeyin. Muah! Kucak dolusu sevgiler.